hiç vakit kaybetmeden ikinci modelimiz gelsin Yasemin. Süper. Vah. Ayna kapansın da Yasemin kendine baksın. Arkamı da görmek istiyorum. Şöyle yanıma gelirsen. Nasıl buldun kendini? Yani çok bir değişiklik yok tabii ki de saçımda. Ama sen istemedin. Ben istemedim. Evet ama sonuçta o da bir kuaför olarak beni ikna edebilirdi. Ha bunu söylüyoruz hala yani Yasemin. Tabii ki de beklerdim ama beni ikna etmesini. Yani sonuçta eğer bir kuaförse orada ben istemiyorum. Tamam saçım yanmış ki onun da saç yakmışlığı var sonuçta. Peki. Ben güvenemediğim için zaten hiçbir şekilde kendimi teslim edemedim. Peki ne olsaydı ikna olurdun? Yani şu renge boyayacağım deseydi, şöyle keseceğim deseydi, şunu yapsaydı beni ikna edebilirdi dediğim bir nokta var mı? Nasıl olsa son gündeyiz, bunu sorabilirim. Artık bir tüyo vermiş olmuyoruz. Ya ben hiçbir şekilde güvenmediğim için hiçbir şekilde dokundurmazdım saçıma. Ki öyle de yaptım zaten. Ki şöyle bir şey var. Mesela arkadaş Evrim Hanım ıslak saça krepi atarak yaptı. Güven Bey gelip orada ona nasıl yapabileceğini gösterdi. Sonuçta sen kaç yıllık kuaförsün? Islak saça yapardım ben de. Aynı kaç yıllık kuaförsün? 22. yılım. 22. yılın ama evet. Arkadaşın gelip sana orada nasıl bir sistem yapacağını gösterdi. Ne kadar güzel. Ben fikirleri açığım ama zaten. Ama sonuçta bunu sen uygulayabilirsin. Yani sana gelip başkasının göstermesi ben, gerekmiyor. Ben o kadar yapmazdım zaten. O güzel bir zaten fikir verdi Güven Bey'in gelip sana o şekilde bir şey gösterdikten sonra ben hiç güvenemem sana. Bir haftadır zaten güvenemiyorum. Yani hafta başından beri sana güvenemedim. Evet. Boya konusunda hiç güvenmediğim için de dokundurtmadım. Tabii eğer saçını komple açıp yaksaydım o zaman belki beğenirdim. Saç yakmışlığı var zaten. Sana göre öyle. Güvenseydin diyelim o zaman. Güvenseydim. Gözüm ne renk yapardın? Direkt sarı yaptırırdım. Sapsarı. Sapsarı. Ha, elimize kalırdı o saç. Sapsarı yaptırırdım. Makyajını nasıl buldun? Evet makyajım istediğim gibi oldu. Doğal tonlarda istedim zaten. Makyajımda hiçbir sıkıntı yok. Saçımın fönünü de beğenmedim. Mesela ben senden kırık fön istedim. Sen beni 60'lar 70'lerdeki Türk filmlerindeki insanlara benzetmişsin. Demedim mi hani böyle doğal olsun bu, yataktan ama kalkmış gibi bir görüntü. Aynı doğal mı? Yataktan kalk. Yani bu hiç doğal. Bu ne? Bir şey başını yaptım ben sana. Hayır bir şey söyleyeyim kırık yani fön. Hiç güzel fön bile çekemedin ki. İstediğin gibi bir fön bile olmadı. Tamam ona da eyvallah. Bir şey demiyorum. Ne diyeyim ben şimdi kavga mı edeyim seninle? Yani biz zaten en başından beri dedik saçta çok bir değişim olmadı diye. Ama değişim de illa şey demek değil. Hani koyu bir saçı çok farklı renklendirmek veya 7-8 tona kadar açmak. Evrim de 6 numara 7 numara tonlarındaki bir saçı şu an 3 numara yani koyu kestane, koyu kahve dediğimiz tonlara kadar koyulaştırdı. Bunu da herkes yapamaz. Normalde müşterilerin en korktuğu şeydir çünkü saç koyulaştığı için. Ki ben zaten koyu kendisine de söyledim. Evet sen benim saçımı koyulaştırıyorsun dedim. Hayır dedi aynı tonlarda boyuyorum senin saçını dedi. Baktığım zaman hiç aynı tonlarda değil. Gerçekten aynı tonlarda. Saçım koyulaşmış. Benim saçım bu kadar koyu değildi. Şöyle ki şimdi normalde 6 numaraya boyamışsınız. Belli zaten. Ben direkt size söyledim. Seni boyadığına ama yıkandığı için dipleri de çıktığı için ister istemez saç rengi ben atıyor. Ben sürekli atıyor. Aynı rengi boyatıyorum yeni ama. Yeni boyanmış saç tabii ki de biraz daha koyu olacak. Bak ne diyorum ben sürekli saçımı bir boyatıyorum. Uçlarını açık renk olduğu için dedim ya volümünü biraz daha düşürüyorum ki arada fark olmasın diye. Bunu da söyledim. Ve saçındaki parlaklığı fark ettin mi? Bir şey yaptım orada onu fark sonuçta ettim sonuçta yani fön çektin ettin onun parlaklığı. Eyvallah. Şey kullandın sirke kullandın galiba evet, saçıma. Evet, evet sirke kullandım. Parlak gösterecek falan diye şu an zaten o sirke şimdi kokusu da geliyor. Ne kadar sağlıklı görünüyor. Beni rahatsız etti ama sirke kokusu. Ona da yani şu an buram buram burnuma geliyor sirke kokusu. Yani işin kısası çok şükür yanmadı. Yok veya ona yanmış diyecek o diyecek. Önün yandı değil mi? İki renk. Sen, evet iki çektiğinde zaten evet, geliyordu koptu, saça. Tamam, kopardım. Birbirinden orantısız tonlar olmadı. Hani evet modelimizin isteğine göre çok fazla bir renkte oynayamadı Evrim ama hani
Oradan teselli ediyoruz kendimizi. En azından temiz bir iş çıktı. Peki. Yani sence değişiklik olmuş mu Çiğdem? Yok. Yani ben orada da söylemiştim ama modelimizin isteğine göre. Kesinlikle uçları yanıktı bizim yani. Dedik zaten evet. Uçlar yanık, kesinlikle açma işlemi istemiyor. Yoksa bizim aslında ilk bugün boya işlemi olacak. Bence o olayın aynısı işte. Biraz daha aydınlatabilirdi, biraz daha yoğunlaşabilirdi. Boya işlemi... Demek ki ne oluyormuş? İşte model istemeyince yapamıyormuşuz. Sen az önce bize dedin ya hani biraz daha bekle, bana dedin ya biraz daha açabilirdin, açmıştın da ama niye sen açmıştın zaten. Açmamıştım işte. Ben senin Evrim'de folyoları çıkartırken gördüm. Açmamıştım. Uyardı. Ben dedim ona ki biraz daha açsa mıydın acaba, yanına gidip söyledim. Yok, demek ki olmuyormuş işte modellerimizle direkt kesin net ben yapacağım bir de diyemiyoruz bizim modellerimize. Yanma konusunda çok titiz, saçı evet, yaktığımı iddia ediyor. Benim modelim de öyle. Uçlar yanık zaten. Yapmışlar yani en azından temiz bir saç. Ama benim düşündüğüm renk değil. Ben olsaydım güzel bir krepe, balyaj, ombre. Özlem'in saçını ben hayal ettiğim saçı yaparken ona da nasıl yapmak istediğimi aslında anlatmıştım. Ama onun saçını daha önce yaktıkları için o kadar tedirgin ki. Üzmemek adına yapmadık bu kadar. Yapmadık, nokta. Evet. Yani demek ki olamayabiliyormuş. Makyaj nasıl? Ben beğendim makyajı. Gayet güzel olmuş. Sadece dudağı belki biraz daha farklı bir ton bekleyebilirim. Kaç gündür hep yetiştiremediğim yani, için soluk bugün patlatayım işte dedim. İşte evet hani biraz hep aynı tonların hani bir ton işte açık bir ton koyu gidiyor gibi gözüküyor yani ya açıdan. Yani şey dedik bugün Yasemin Hanım buradan çıktıktan sonra en yakın güzel bir kafede bir kahve içecek makyajı olsun hani dedik, ona göre yaptık. Güzel olmuş. Buradan gittiğinde hani çok rahatlıkla bir yerde oturabilsin diye bu tonlarda yaptık. El mecbur program yapacaksın Yasemin. Yani. Buradan çıkınca nereye gidiyorsun? Mecbur. Şu anda mecbursun program yapacağım. Buradan bir yere gitmek zorunda. Evet. Ve oradan bizi arayacaksın. Evet. Yani sen de günlük bir makyaj yaptın Çiğdem. Değil mi? Benim gibi günlük bir makyaj günlük, yaptın. Günlük. Evet. Günlük. Güzel. Günlük bir makyaj yaptın. Eline sağlık. Peki. Sağ olun. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.